Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik Dinamik Bilgi Dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir konuyla karşınızdayım. Bana çok soruyorsunuz. Hatice Hocam, hangi vitaminleri muhakkak kullanmalıyız? Çünkü diyorsunuz ya bana, hocam eskilerde vitamin mi vardı? Onlar kullanmıyordu. Şimdi bu vitamin modası çıktı. Herkes farklı farklı şeyler kullanıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz her zaman tıpta da söyleriz. Dozaj öldürür de yaşatır da. Dozaj çok önemli. Şöyle kahvemi yaptım. Bir yandan yudumluyorum, bir yandan anlatıyorum. Biliyorsunuz haftada 4 video çekerek sizlere hep farklı konulara değinmeye çalışıyorum. Merak ettiklerinizi cevaplıyorum. Benim hakkımda merak ettiklerinizi anlatıyorum. Anlatıyorum da anlatıyorum. Biliyorsunuz anlatmayı çok seviyorum. Öncelikle tıpta biz her zaman dozaj deriz. Her zaman azı karar, çoğu zarar. Ama özellikle hangi vitaminleri kullanmalıyız? İşte bu videoda bunları anlatacağım sizlere. Bu arada sayfamız büyüyor. Neredeyse 65 bin, 70 bin kişiye ulaştık. Ama 100 bin olmak istiyorum. Çünkü 100 bin de bana biliyorsunuz YouTube hediye gönderecek. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki daha çok video çekme isteğim varsa, YouTube video çekme isteğim artınca sizlere daha güzel videolar çekmek isteyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve sayfamdan bildirimleri açın. Hemen ne yapacağız? Şunu istiyorum sizlerden. Hangi vitaminleri muhakkak almalıyız? Bir D vitamini almalıyız. D vitamini 30 mg ÖDS'in üstünde olacak. Hatta zayıflamak isteyenlerin 60'ın üzerinde olacak. D vitamini düşük olursa gözaltı kararmaları, yorgunluk, bitkinlik, saç dökülmesi, mutsuzluk, depresifliği hali oluşur. 2. Omega 3 takviyesi alacağız. Çünkü omega 3'ü gerçekten yeteri kadar alamıyoruz. Balığı tüketmiyoruz. Yediklerimiz için omega 3'ü biz öldürüyoruz. Pişirme yöntemiyle ya da kesme yöntemiyle biz de öldürüyoruz. O yüzden mesela semizotu çok iyi bir omega 3 kaynağı. Ama o kadar çok dızım dızım, o kadar çok bıçakla maruz bırakıyoruz ki semizotunu. Bütün omega 3'ü gidiyor. O yüzden olabilir böyle semizotunu böyle elle parçalayarak ya da böyle yemeğini yaparken çok böyle minik minik değil yani. Olabildiğince bütün tüketmeye çalışın. Keten tohumu da çok iyi omega 3 bu arada. Omega 3 özellikle erkeklerde damarları açarak pıhtıyı azaltıyor. Yani kalp krizi riskini düşürüyor. Çocuklarda hafızayı güçlendiriyor, konsantrasyonu arttırıyor ve dikkati arttırıyor aslında baktığımızda. Peki omega 3'ü ne zaman almayalım? Özellikle kanı sulandıracağı için regl dönemlerinde kadınlar kullanmalı. Ve de dişçiye gidersek kanamayı arttıracağı için dişçiye gideceğimiz zaman almamalıyız. Üçüncüsü ne kullanacağız? Probiyotik kullanacağız. Probiyotik, en güzel probiyotik aslında baktığımız ev yapımı yoğurt. Ama ev yapımı yoğurdu da o kadar sıklık tüketmiyorsak, çok sık kullanmıyorsak bence probiyotiği 3 ay kullanıp 3 ay ara vermek çok mantıklı. Burada doğru probiyotik olması için deneyimleyeceksiniz. Size en uygun ekonomik yönden de bakabilirsiniz olaya. Yani aslında vitaminler gerçekten şu an birçok kandırma ve reklam. Çok reklama dönen bir şey de ben çok tüketmeyin. Çünkü çok reklam olduğunda da eminim ki onun faydasını artık pek inanamıyoruz. O yüzden size uygun hangi probiyotik iyi geliyorsa farklı markaları deneyimleyerek bulabilirsiniz. Sadece probiyotiklerde içerik kısmına iyice dikkat edin. Renklendirici boya içermesin, bu çok önemli. Dördüncüsü ise muhakkak kullanmanız gereken 4 taneydi. Dördüncüsü ise magnezyum kullanacağız. Magnezyumu gece uyumadan kullanacağız ve magnezyumu magnezyum yapan içindeki potasyum. İçindeki potasyum magnezyumun etkisini ikiye katlıyor. Çünkü ikisi de aynı mantıkla çalışan elektron olduğu için magnezyumdan gerçekten etki görmek istiyorsanız içeriği potasyuma uygun olanı kullanacaksınız. Yani magnezyum potasyum şeklinde ilerleyecek. Ben sitrat da öneriyorum zayıflamak isteyenlere. Sitrat, potasyum, magnezyum eğer bir kompleks varsa muhakkak onu kullanın. Bazı markalarım var. Sadece burada marka vermek istemiyorum. Ama olan markalar var. Bunları kullanın. Ama dediğim gibi zaten zayıflamak istiyorsanız genel rutin kan değerlerinizi yaptırın. Ve bu vitaminleri bence 3 ay kullanıp 3 ay ara vermek en mantıklısı. Ben de o şekilde kullanıyorum. Eskilerde bu kadar hava kirliliği yoktu. Bu kadar çok hazır besin yoktu. Bu kadar stres yoktu. Bu kadar trafik yoktu. Bu kadar araba yoktu. Doğayla, toprakla iç içeydiler. Toprağa basıyorlardı. Şu an elektronumuz bile çok fazla. Bazen çıplak ayakla toprağa basıp elektriklerimizi atmamız gerekli. Değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatice Hocam şu konuyu da anlat. Sizden dinleyelim dediğiniz bir video varsa yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Umarım bir gün karşılıklı kahve içmek nasip olur.